Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam insanların dünya hayatı içerisinde çok fazla yaşamak için gayret gösterdikleri bu zamanda ölmek için mücadele edenleri, cennette peygamberlerden, sıddıklardan, salihlerden sonra en hayırlı dostlar içerisinde yer alan şehitleri gündeminize, gündemime taşımaya gayret göstereceğim. Allah yolunda gayret gösterip çaba harcadıktan sonra şehit olarak ruhlarını ölüm meleğine teslim edenlere verilecek olan fazileti, nimeti ve mükafatı gündemimize taşıyacağız ki katılaşan, her geçen gün kararmaya yüz tutan kalplerimiz şehadet aşkına doğru yürüsünler ve ruhlarımız bedenlerinden şehit bir makama yükselsinler. Ana gayemiz budur. Allah nasip ederse bu akşam bu mukaddes konuyu 5 başlık altında inceleyeceğiz. En sonunda da konuyla alakalı güncel 2 hadisi rivayet ettikten sonra sohbetimi bitireceğim. Allah-u Teala evlerimizin, mescitlerimizin, sokaklarımızın, mahallelerimizin, beldelerin içerisinden sayısız şehitler çıkartarak davetimizi ve cihadımızı kuvvetlendirsin. Allah'tan temennimiz, konuştuklarımızın doğrularıyla nefsimizin boyun eğip amel etmesidir. Rabbim şehitliğe giden yolu size ve bana kolaylaştırsın inşallah. Kardeşlerim, atacağım birinci başlık, kimler şehitlerdendir? Nebi aleyhissalatu vesselama bir bedevi gelir. Ya Resulallah, bir insan ganimet için savaşırsa, bir diğeri kendisi hakkında konuşulsun diye, yani kahramanlık destanı dillere dolaşsın diye savaşırsa, bir diğeri de ırkının üstünlüğünü ispatlamak için savaşırsa, bunların içerisinden hangisi Allah yolundadır diye sorunca, Muhammed aleyhissalatu vesselam sorulan soruya hiç uzatmadan çok veciz, öz bir şekilde cevap verir. Kim Allah'ın dini en yüce olsun diye savaşırsa, işte o Allah yolundadır. Kardeşlerim, bu rivayet Kütüb-i Sitte alimleri tarafından ittifak ile kitaplarına alınmıştır. Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi, Nesai gibi alimler kitaplarında bu hadisi zikretmişlerdir. Özelde de Buhari ve Müslim konuyla alakalı şöyle farklı bir hadisi aktarıyor. Kim Allah'ın adı ve hükümleri her şeyin üstünde olsun diye savaşırsa, o Allah yolundadır.
Aziz kardeşlerim, Uhud Harbi'nden önce Peygamber aleyhissalatu vesselama Ukayrim isminde bir müşrik geliyor. Zırhını giymiş, miğferini takmış. Ya Resulallah, istersen önce harp edeyim, sonra arkasından iman edeyim, ya da önce iman edeyim, sonra arkasından harp edeyim diye sorunca Muhammed aleyhissalatu vesselam demiş ki önce iman et, sonra arkasından harp et. Ukayrim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini uyguladıktan kısa bir süre sonra şehadet şerbeti dudaklarının arasından kayıp gitmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cesedinin yanına gelir. Az amel işledi fakat çok mükafatlandırıldı diye buyurur. Ukayrim ile Uhud savaşı arasındaki bir ayrıntıyı Ebu Davud şöyle zikrediyor. Diyor ki Ukayrim müşrik olduğu halde Müslümanların saflarına yanaştı. Müslümanlar dediler ki ey Ukayrim sen bizle asla savaşamazsın. Onu saflardan dışarı çıkartmak istedikleri anda dedi ki ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu sefer sahabeler onu serbest bıraktılar. Ağır bir yara aldığı sırada hemen onun o aciz bedenini ailesinin yanına götürdüler. Dikkat buyurun şimdi kardeşler. Konumuzla alakalı ayrıntı burada. O sıra onun durumunu merak eden Sad bin Muaz radıyallahu an kız kardeşinin yanına gelir. Der ki Ukayrim'e söyle. Kavmini çok sevdiğinden dolayı mı bizle beraber savaştı? Yoksa bizimle savaşanların içerisinde karşı saflarda bir düşmanı vardı da ondan dolayı mı bizim yanımızda yer aldı? Hani tabir yerindeyse fırsat bu fırsattır. Düşmanıma ağır yara vermek adına ben de Müslümanlarla beraber olayım. Bundan dolayı mı bizle beraber oldu? Yoksa Allah için Allah'ın düşmanlarıyla savaşmak için mi beraber oldu? Kız kardeşi hemen gider. Ukayrim şu cevabı verir. Ben Allah ve Resulü için düşmanlarına karşı diyor savaştım ve hemen bu sözlerin arkasından kendisi bu dünya hayatından ayrıldı elhamdülillah. Aziz dostlar, şimdi bakıldığı zaman her kim Allah'ın dini en yüce olsun diye Allah'ın hükmü bütün hükümlerin üzerine galebe gelsin diye Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti insanların zihinlerinde, gönüllerinde, hayatlarında yer bulsun diye mücadele ederken öldürülürse o kişinin adı şehittir, makamı şehadettir elhamdülillah. Peki neden kendisine şehit ismi verilmiştir? Müfessirler demişlerdir ki onun şehit ismini almasının sebebi Allah yolunda mücadele edip öldürüldüğü anın ya öncesinde ya o an yani sekerat anında Rahman'ın ikramına şahit olduğundan dolayı ona şehit ismi verilmiştir. Allahu Ekber. 900'lü yıllarda Memlük devletinde yaşayan İbn-i Nehhas isminde bir alim var kardeşler. Kendisinin cihad isminde ilim kokan ayet ve hadislerle selefin görüşleriyle cihat amelini en detaylı şekilde anlatan bir eserin sahibidir İbn-i Nehhas. Hem mücahittir hem de hayatını şehadetle taçlandırmıştır elhamdülillah. Bakın o yazmış olduğu kitabında Abdülvahid bin Zeyd ismindeki bir alimin bahsettiği hikayeyi naklediyor. Abdülvahid bin Zeyd diyor ki biz Rumlarla savaşmak için mescitte Müslümanları bu cihada diyor teşvik ediyorduk. O sıra Müslümanlardan bir kişi Tevbe suresi 111. ayetini okudu. Ney? Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Allahu Ekber. Birbirlerini ayetlerle, hadislerle teşvik ediyorlar. O sıra Abdülvahid bin Zeyd diyor ki mescidin içerisinde
15 yaşında bir genç yanıma geldi. Babası vefat etmişti ve babasından da çok büyük bir miras kalmıştı kendisine. Dedi ki, ey Abdülvahid, Allah canlarımız ve mallarımız karşılığında bizimle cenneti pazarlığını mı yapıyor? Cennetini mi satışa koydu? Abdülvahid bin Zeyd dedi ki, evet. O zaman şahit ol ki canım ve malımla cenneti diyor satın alıyorum. O gence baktı, 15 yaşındaki gence, dedi ki, kılıçların şiddeti çok zordur. Cihat meydanının sıkıntısı çoktur. Ben senin sabredemeyeceğinden ve aciz kalmandan korkuyorum der. O genç Abdülvahid bin Zeyd'e döner der ki, ey Abdülvahid, Allah cennetini satışa koyacak da ben 15 yaşında genç bundan aciz kalacağım. Allahu Ekber. Allah cennetini satacak. Bunun için benim malım karşılığında, canım karşılığında, servetim karşılığında cennetini ortaya koyacak. Ben ise aciz kalacağım. Allah şahittir ki onunla bir ticaretin içine girmek istiyorum der. Allahu Ekber. Başta Abdülvahid bin Zeyd ve etrafındaki müminler kendilerine hayıflarlar. Bir genç bunu nasıl düşünebilir? Bunu nasıl akledebilir? Bunu akletmekle beraber nasıl amel eder diye nefislerini kınarlar. Ve bakın, dikkat edin kardeşler. Silah malzemelerinin dışında her şeyini Allah yolunda infak eder 15 yaşındaki genç. Sabahleyin de ordu saf halini aldığında orada ilk bulunan da o gençtir aziz dostum. Ve yolculukları esnasında gündüzleri oruç tutar. Geceleri namaz kılar. Müslümanlar yorulup dinlendiklerinde onlara bekçilik yapıp hayvanlarına su taşırmış, biliyor musunuz aziz dostlar? Bir gün düşmana karşı yürürken, Rumlara karşı yürürken genç bineğinin üstünde şöyle demiş. Vah benim razı olunan falancaya sevgim, şevkim. Bir bayan ismi zikretmiş. Kendisine bildirilen, anlatılan, tasvir edilen artık neyse. Mücahitler demişler ki herhalde çocuk vesveseye kapıldı. Şeytan veya cinler onunla oyun oynuyorlar. Gidiyorlar, yaklaşıyorlar. Abdülvahid bin Zeyd diyor ki, oğlum diyor, ne diyorsun diyor sen. Sana bir şey mi oldu diyor. Diyor ki, ben rüyamdayken bir adamın beni elimden tutup cennette bana verilecek olan eşime gitmemi istedi diyor. Allahu Akbar. Sonra beni aldı, sudan olan bir nehrin yanına getirdi. O nehrin etrafında güzelliklerle, en güzel nimetlerle süslenmiş huriler bulunmaktaydı. Dedim ki, siz cennetteki eşim misiniz? Dediler ki, hayır, biz onun hizmetkarlarıyız. Biraz daha yürü dediler. Biraz daha git. Sırayla baldan, sütten, şaraptan nehirlere kadar gitti. Her bir nehrin etrafında bir önceki güzelliği unutturan hurilerle karşılaştı. Ve her birine aynı soruyu sordu. Siz bana cennette verilen eşim misiniz dediler. Dediler ki, hayır, biz onun hizmetkarlarıyız. Biraz daha ilerle, onunla karşılaşacaksın dediler. Biraz daha gidince beyaz inciden yapılmış çadıra rastlıyor. Önünde güzel bir huri. Diyor ki, eşim sen misin? Diyor ki, hayır diyor. İçeri giriyor. Ey falanca diyor, kocan geldi diyor. Sana selam olsun. Genç çadırın içerisine girer aziz dostlar. 15 yaşındaki o genç çadırın içerisine girer. İnci ve yakutlarla süslenmiş güzel bir bayanı görür. Diyor ki, ey Abdülvahid, o sıra diyor kadına sarılmak istedim diyor. Bana dedi ki, uzak dur. Şu an sarılacağımız vakit değildir. Ancak diyor iftarı diyor beraber yapacağız diyor. Allahu Ekber. O neyle acaba? O baldan, şaraptan, sütten, sudan, hiç berraklığından bozulmamış, kendisinden bir şey kaybetmemiş, o nehirlerin içerisinden kaseler doldurulup o çocuğun boğazından geçirilip iftar edilecek. Kimlerle? En güzel eşlerle. Allahu Ekber. O sıra diyor uyandım. O sıra Abdülvahid bin Zeyd diyor ki, düşmanla karşı karşıya geldik. Genç düşmanın içerisine atıldı. Tam 9 kişiyi öldürdü. Dikkat edin, onların yanına
onuncusu olarak yere düştü diyor. Ve o çarpışma esnasında sürekli gülüyor ve tebessüm ediyordu. Ne için biliyor musunuz aziz dostlar? Çünkü Allah kanı da yere damlamadan önce karşılaşacağı nimetleri ona gösteriyordu. Onun için onun adı şehitti aziz dostum. Allah-u Teala böyle bir şahitliği yapmaya bizlere nasip etsin. Allah-u Teala'nın cennetinde o nimetlere müşerref olmayı, şu dünya gözleriyle, dünya zihniyle onu algılamayı Rabbim bizlere de sizlere de nasip etsin. Kardeşlerim, ikinci başlığım şehit olmayı çok samimi bir şekilde arzulayacağız. Kardeşlerim, şu kainatın damarlarında gezen her bir canlı eceli geldiği vakit ölecektir. Her birimizin ruhu bedeninden tahliye olacaktır, beraat edecektir. En bahtiyar kişi de ruhunu ölüm meleğine teslim ederken şehadet mertebesiyle teslim edendir. Şimdi bak dinle, senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la direkt irtibat halinde olan, Cibril tarafından vahiy taşınan Muhammed aleyhissalatu vesselam dahi şehit bir şekilde ölüm meleğine canını vermek istiyor. Allahu Ekber. Buhari ve Müslim hadisi. Allah Resulü buyuruyor, diyor ki Muhammed'in canını kudret eliyle tutan Allah'a yemin ederim ki eğer Müslümanlara zorluk olacağını bilmeseydim Allah yolunda cihad etmek için çıkan ordunun arkasında asla kalmazdım. Allahu Ekber. Müslümanlara zorluk gelmesin diye. Fakat elimde onları cihada teşvik edecek mal yok. Onlar da bu malı elde edecek bir güce sahip değiller. Şimdi ne olur bakın dikkat edin. Hem ben cihada gidip onları bıraktığımda bu durum onlara çok zor gelmektedir. Allahu Ekber. Nasıl bir peygamber kardeşlerim ya. Yanındaki dostunu, kardeşini şeytana, nefsine karşı esir bırakmamak için, vesveseye kapılmasınlar diye, suizanların içerisine gömülmesinler diye, Allah'a karşı daha güçlü, Allah'ın rızasını elde etmek için daha büyük bir şevke sahip olmaları için onların yanında duruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devam ediyor. Muhammed'in canını kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, tekrar diriltilip savaşıp öldürülmeyi, çok arzularım diyor. Allahu Ekber. Bu kim aziz dostum? Bu Allah Azze ve Celle'nin şu kainat içerisinde en çok değer verdiği insanların başında gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O yüzden hangi konumda olursanız olun gençler, ister alim olun, ister talebe, ister esnaf olun, hangi konumu işgal ediyorsanız edin, bir arzunuz ve hedefiniz olsun. Ruhunuzu şehadetle taçlanmış bir şekilde ölüm meleğine teslim etmek. Ne olur kardeşlerim, önce ben kendi nefsime söylüyorum, sonra da genç kardeşlerime söyleniyorum. Dünya ile aldatılan, dünya ile aldatılmak için gayret gösterilen, dünyanın lezzeti dudaklarının arasından, kalplerinin arasından sokulmaya çalışan genç kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur en büyük arzunuz şehadet olsun. Şu dünya üzerinde elde edeceğiniz bütün makamlar sizi toprak üstünde taşıyacaktır. Ama şehadet toprağın altına yapılan büyük bir yatırımdır. Ama şehadet cennete yapılan çok büyük bir yatırımdır. En büyük arzunuz ve hedefiniz o olsun. Tıpkı şimdi kendisinden bahsedeceğim kıssanın sahibi genç gibi kardeşler. Yine İbn-i Nahhas anlatıyor. Müslümanlar Rumlarla yapılacak bir savaş için hazırlık içinde. Ordunun kumandanı Ebu Kudame Eş-Şami isminde bir kişi. Bir beldeye giriyor. Beldeye girdiğinde Müslümanları bir meydanda topluyor. Onlara cihadı emrediyor. Sevaba teşvik ediyor. Şehadetin faziletini anlatıyor. Müslümanlar evlerine geri döndüğünde Ebu Kudame hemen o saflardan ayrılıp evin içerisine giriyor. Ne olur şimdi dikkat edin. Dışarıdan bir kadın "Ey Ebu Kudame" diye sesleniyor.
Ebu Kudame bu sesi duyduğunda diyor ki vallahi diyor bu şeytanın diyor şimdi bana bir oyunudur. Ben cihad edeceğim, Müslümanlara faydalı olacağım, Rumların belini kıracağım. Bir sırada şeytan bir kadını ayartıp benim evime kadar getirdi ve beni zina denilen bir müptelaya maruz bırakacak. Kapıyı açmıyor, ses de vermiyor. Kadın sesleniyor, ey Ebu Kudame, o kadar ısrarcı ki. Artık Ebu Kudame dayanamıyor, kapıyı açtığında kadın elinde bir zarf, sonra elinde uzun bir urgan, Ebu Kudame'ye teslim ediyor, ağlayarak gözyaşlarıyla evi terk ediyor. Ebu Kudame şaşırıyor, bu kadın ne yapmak istiyor? Sonra elindeki zarfı açıyor, mektupta şu sözler yazıyor, bakın aziz dostlarım. Diyor ki ey Ebu Kudame, sen insanları cihada davet ettin, onları sevaba teşvik ettin ama ben bir kadınım, buna güç yetiremiyorum. Şimdi ne olur dikkat edin aziz dostlarım. Yani bedenimle güç yetiremiyorum, maddiyatımla güç yetiremiyorum, bileziklerim, yüzüklerim, küpelerim, kolyelerim, elmaslarım, yakutlarım, yastığın altında gümüşlerim yok ki Allah yolunda cihadı destekleyeyim, mücahitleri şevk edeyim. Bakın dikkat edin, neyini veriyor biliyor musunuz? En çok sevdiği, en değerli, onu en güzel kılan kocasına karşı, karşısındaki insanlara karşı, aynaya baktığında kendisine karşı onu en çok güzelleştiren saçının o iki urganını kesiyor, iki örgüsünü kopartıyor, bunu al diyor, düşmanlarına karşı atına gem yap diyor. Allahu Ekber. Benim sana vereceğim, İslam ordusuna infak edeceğim, Allah yolunda harcayacağım, başka hiçbir şeyim yok. İki örgüsü var. Allahu Akbar ve lillahilhamd. O örgüleri al, hayvanına gem yap. İslam ordusu ne kadar aziyet içinde demek ki. Ebu Kudame diyor ki, savaşın gecesinde o kadının verdiği örgüleri aldım, atıma gem yaptım. Sabah oluyor. Müslümanlar İslam düşmanlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Bir baktım ki yüzü çok güzel olan bir genç atların arasında kalmış, ancak diyor zorla da sabrediyor. Bir çocuk arkadaşlar. Kim bilir az önce rivayet edilen belki 15 yaşındaki o genç gibidir. Dedim ki ey çocuk, ben senin atların arasında ezilmenden korkuyorum. Ne olur geri dön, bulunduğun saflara git. Çocuk ne diyor biliyor musunuz aziz dostlar? Nasıl yaparım diyor bunu. Allah ey iman edenler, saflar halinde Allah'ın düşmanlarıyla karşı karşıya geldiğinizde asla arkanızı dönmeyin diyor. 15 yaşında bir çocuk söylüyor. Allahu Akbar. Ben diyor Allah düşmanlara karşı sırtınızı dönmeyin, yüzünüzü onlara doğru tutun derken nasıl geriye gideyim diyor. Ebu Kudame bakıyor ki çocuğu döndüremeyecek. Ona yayını veriyor. Al diyor şu yayı diyor. Çocuk diyor ki o zaman bana diyor okundan bir tane ver diyor. Ödünç olsun diyor. Ebu Kudame diyor ki bugün ödünç verilecek gün değildir. Çocuk çok ısrar ediyor. Diyor ki okundan bir tane verdim. Genç diyor aldı. Fırlattığında diyor bir kafiri diyor öldürdü diyor. Sonra ikinciyi verdim. İkinci kafiri öldürdü. Sonra üçüncü oku verdim. Onu attı. Attıktan sonra şöyle dedi. Vurulup ölecek olana diyor selam olsun diyor. Kendisi için söylüyor aslında. Selam olsun diyor. Tam alnının ortasından bir ok yiyor kardeşler. Bu sözü söylediği zaman tam alnının ortasından bir ok yiyor ve yere düşüyor. Ebu Kudame hemen altından iniyor. Gençte bir fazilet gördü. Bir hikmet gördü. Bir ışık gördü. Bir cevher gördü. Dedi ki ey genç beni sakın unutma dedi. Allahu Ekber. Anladı, ölecek. Şehit olacak. Ve o Allah'ın velisi. Rabbani bir kul. Dedi ki sakın beni unutma dedi. Genç döndü dedi ki ey Ebu Kudame, şu dünya hayatında senden bir isteğim daha var dedi. Nedir dedi. Dedi ki şu kefeyi al. Böyle kıldan yapılmış bir kefe. Heybe. Ne derseniz artık içerisine bir çuval. Dedi ki bunu al dedi. Şehirde dedi annem var dedi. Ona ulaştır. Dedi senin annen kim be dedi çocuk. Dedi dün sana örgülerini kesip
atına gem yapmak için veren kadın benim annemdi dedi. Ebu Kudame dedi ki öyle çok ağladım ki dedi. Öyle çok ağladım ki ve çocuk son nefesini orada verdi, şehit oldu. Şimdi ne olur dinle aziz dostum. Şehre girdim diyor. Şehre girdiğimde evine gittim. Kapıyı diyor bir kız çocuğu açtı. Küçük bir kız çocuğu. Elimdeki diyor heybeyi gördü. Dedi ki anne dedi yetiş dedi. Kardeşimin heybesi ancak dedi kendisi yok. Eyvah dedi ki çocuk. Eyvah dedi. Bir önceki yıl babam, ondan önceki yıl abim, şimdi de diğer abim. Öyle bir ağladı ki annesi çıktı. Ebu Kudame'nin yanına geldi. Dedi ki ey Ebu Kudame ne olursa bu sözlere dikkat edin. Eğer dedi benim oğlum öldüyse taziyeni bildir. Öldüyse taziyeni bildir. Ancak dedi benim oğlum şehit olduysa beni dedi tebrik et dedi. Allahu Ekber. Ebu Kudame dedi ki ben seni tebrik etmeye geldim. Çünkü dedi senin oğlun şehit oldu. Peki dedi bunun alameti nedir dedi kadın. Çünkü dedi öldürüldü. Şimdi ne olur dikkat edin. Ne olur kardeşlerim. O kadın, saliha kadın, salih evlatlar yetiştiren, kocalarını cihada sürükleyen o kadın Ebu Kudame'ye döndü. Peki dedi bana söyler misin dedi. Toprak dedi onun cesedini kabul etti mi? Sizce? Size soruyorum. Toprak bir cesedi kabul etmezse nedir bunun alameti? Şerdir değil mi? Kötülüktür. Akıbetin çok zarar görmesidir. Ebu Kudame dedi ki toprak dedi onun cesedini dışarı attı dedi. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Allah'a hamdolsun dedi. İçeri gitti. Ya nasıl hamd edilir böyle bir şey be kardeşim? Ceset toprağın dışına çıkıyor. Biz desek ki bu artık Allah kabulün etmediğinin alametidir. Çocuğumun azap görmesinin alametidir. Biz nice rivayetler okuduk bununla alakalı. Ama dedi ki o anne Allah'a hamdolsun. İçeri girdi. İçeriden bir sandık getirdi. O sandığın içerisinden iki şey çıkardı. Nafi abi. Bir tanesi aba. O kıldan yapılan elbiseler var ya çoban abilerin giydi. Bir tanesi de kelepçe. Ne için biliyor musunuz? Dedi ki ey Ebu Kudame. Benim dedi oğlum her gece bu abayı giyerdi dedi. Bu abayı diyor giydikten sonra elini kelepçelerdi diyor. Derdi ki ey Rabbim. Beni yırtıcı kuşların kursaklarında haşret. Artık ağlayacak gözyaşlarım yok. Dualarımı kabul et diye buyurur da. Allahu Ekber. Peki sizce bu dua kabul olmuş mu? He kardeşim. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ebu Kudame anlatıyor. Diyor ki toprak cesedi dışarı attığında ben diyor yatsı namazı kıldım diyor. Yatsı namazından sonra ellerimi kaldırdım. Dedim ki Allah'ım ne yapacağımı bilmiyorum. Genci bırakmak da istemiyor. Genci salmak istemiyor. Gencin cesedini ortadan olmasını asla murad etmiyor. Saliha bir kadının salih bir çocuğu. Dedi ki Allah'ım ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Bana yardım et. Sonra diyor bir ses geldi. Ey Ebu Kudame Allah'ın velisini bırak ve git. Allah'ın velisini bırak ve git. O Allah'ın velisiydi. Rahman'ın has kuluydu tabir yerindeyse. Onu bırak. Şimdi bir şey yaşanacak ya. Onu bırak. O yaşanmıyor. Niye sen varsın? Sen çekil. Sen aradan kalk. Çünkü olağanüstü bir şey yaşanacak. Ben diyor aradan çekildiğim anda bir baktım diyor bir kuş geldi. Önce diyor çocuğun etlerini yemeye başladı diyor. Sonra yırtıcı bir kuş daha indi diyor. Kemiklerini diyor paramparça etti diyor. İşte anladınız mı aziz dostlar? Şehadeti arzulamak, şehit gibi yaşamak, şehadeti elde etmek için çabalamak. Allahu Ekber. Ne olur aziz dostlarım, ne olur gençler, size dünya üzerinde verilecek olan makamları aldırmayın. En fazla toprak üstünde memnun eder. Toprağın altına şehadet makamından başka elimizde şu an bir şey kalmamıştır. Bunu arzulayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim dedi kalbinden şehit olmayı arzularsa Allah yolunda öldürülmese de ona şehit ecri vardır. Bunu arzulayacağız. Bunun için yaşayacağız. Bunun için gayret göstereceğiz. Çocuklarımızı bu minval üzere yetiştireceğiz. Kalplerine bu sevgiyi aşılayacağız aziz dostlar. Allah-u Teala bu ameli bize kolaylaştırsın. Kardeşlerim üçüncü başlık
şehit için Allah katında 6 tane ayrıcalık vardır. Şehit için Allah katında 6 tane ayrıcalık vardır. Bakın biri, Resulullah Aleyhisselam şöyle diyor. Kanının ilk damlamasıyla birlikte bütün kusurları affedilir, cennetteki mekanı ona gösterilir. Dikkat edin, bütün kusurları affedilir. Ama bir şey hariç, o da ne? Kul hakkı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kul hakkı. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselama bir adam geldi, dedi ki ya Resulallah, ben Allah yolunda savaşırken öldürülürsem günahlarıma kefaret olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Eğer dedi sabreder, Allah yolunda öldürülürsen bu senin günahlarına kefarettir. Sonra adam gitti. Peygamber aleyhisselam bir müddet sonra adamı tekrar çağırdı. Herkesin içerisinde sordu. Sen dedi az önce ne demiştin? Dedim ki ya Resulallah, Allah yolunda savaşırken öldürülürsem bu günahlarıma kefaret midir? Evet dedi. Sabredersen, Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefarettir. Ancak kul hakkı müstesna. Bana da Cibril bildirdi diyor. Allahu Ekber. Bundan kaçınacağız aziz dostlar. Şehadet kanı amel defterlerindeki bütün günahları silen bir sıvıdır. Tabir yerindeyse bir bezdir kardeşlerim. Bir şeye dokunamıyor. O da kul hakkıdır. Allahu Teala böyle bir hakka tecavüz etmekten bizi muhafaza buyursun. Dedi ki gideceği yerin gösterilmesidir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben rüyamdayken iki adam beni diyor bir ağacın diyor üzerine çıkarttı. Sonra tuttu beni bir evin önüne getirdi. Hiçbir zaman şahit olmadığım bir güzelliğe ve değere sahip olan ev gördüm diyor. Sonra o iki adam dedi ki bu ev şehitlerin sarayıdır. Allahu Ekber. Şehitlerin sarayıdır. O yüzden aziz kardeşim, en ağır darbeleri alsalar da, en keskin kılıçlarla vücutları kesilse de, en gelişmiş silahlarla bedenleri zarar görse de, onların simalarını hep güler görürsünüz. Onlar acıyı hissetmezler. Sebebi, düşünsenize, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden dolayı parmaklarını kesen kadınlar nasıl bu acıyı hissetmediler? Allah Subhanahu ve Teala'nın onlar için yaratmış olduğu o cennetin güzelliklerini görünce, şehitler buna şahit olunca asla acı hissetmezler kardeşim. O yüzden hep yüzlerinde bir tebessüm ve sevinç vardır. Allah-u Teala bize bunları nasip etsin. 6 ayrıcalığa sahip dedik. Birincisini saydık. İkincisi, kabir azabından emir olurlar. Üçüncüsü, cehennem azabından emin olurlar. Dördüncüsü, iman elbisesi giydirilir. Beşincisi, huriler ile evlendirilir. Ve altıncısı, Resulullah diyor ki akrabalarından 70 kişiye şefaatte bulunurlar. Şimdi sesleniyorum kardeşlerime. Evlatlarının, kocalarının, kardeşlerinin, babalarının yanlarında biraz daha dursun ve kendileriyle beraber olsun diye onları Allah yolunda cihada göndermeyenler. Ne olur iyi düşünün kardeşlerim. Hangi kalenin içine saklanırsanız saklanın, en sevdiğiniz insanların eceli geldiğinde muhakkak ki ölüm meleğine ruhlarını teslim etmek zorundadırlar. Peki siz o ölüm anı geldiğinde en sevdiğinizin haramlar içerisinde içki içerken, zina ederken, faiz yerken, haksızlık yaparken canını vermesini mi istersiniz? Yoksa Allah-u Teala'nın yarattığı güzelliklere şahit olarak can vermesini mi istersiniz? Eğer gerçekten eşlerinizi, çocuklarınızı, ailenizi seviyor iseniz, onların elinden şefaat görmek için onlara cihada zorlayın ve cihada sevk edin. Allah-u Teala bize bunu da kolaylaştırsın. Kardeşlerim, dördüncü başlığım, şehitler asla ölü kimseler değildirler. Kardeşlerim, Uhud günü sonunda Müslümanlar çok ağır bir durumla karşılaştılar. O da ne biliyor musunuz? Şehitlerin bedenlerine müsle yapılmıştı. Müsle, burunlarının, kulaklarının kesilip gözlerinin oyulmasıdır.
şehit olan bütün mücahitler bununla karşılaştılar. Hamza radıyallahu an dahil olmak üzere. Orada bedenine müsle yapılanlardan biri de Cabir'in babası Abdullah bin Amr'dır kardeşler. Cabir babasının cesedini görmek için gittiğinde sahabeler engel oluyor. Manzarayla karşılaştığında kalbi burkulmasın diye. Resulullah izin veriyor, kaldırın diyor. Örtüyü diyor kaldırın, engel olmayın. Cabir babasının kesik vücudunu gördüğünde ağlamaya başlar. Resulullah der ki ağlama ey Cabir. Şu an melekler kanatlarıyla babanı gölgelemektedirler. Aradan bir zaman geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'i bir kenarda hüzünlü bir şekilde görmekte. Der ki ey Cabir, hüzünlenmenin sebebi nedir? Der ki ey Allah'ın Resulü, babam şehit olduktan sonra arkasından bir borç, bir rivayette 7, bir rivayette 9 tane diyor yetim bıraktı. Cabir bekar bir sahabedir, biliyor musunuz? Tam 7 veya 9 tane yetime bakmakla mükellef kılındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbi zayıflayan, sorumlulukların altında ezilen o genci görünce dedi ki ey Cabir sana bir şey anlatayım mı? Allah herkesle perdenin arkasından konuşmuştur. Ancak baban Abdullah hariç. Allahu Ekber. Allah onunla yüz yüze diyor konuşmuştur. Yüz yüze kardeşler. İbni Kesir'de aynen bu rivayet geçiyor. Allah onunla direkt yüz yüze konuşmuştur. Ve demiştir ki benden bir şey iste. Senin baban dedi ki ey Rabbim beni tekrar dünyaya gönder. Senin yolunda cihad edip öldürüleyim. Tekrar bu şerefe, makama nail olayım. Bakın Resulullah Aleyhisselam diyor ki bir şehit 10 defa diyor bunu ister diyor. Cennete girip cennetin nimetlerini elde eden hiç kimse dünyaya tekrar gönderilmek istemez. Kim ister ki aziz dostum? Bu şerefsizliği affedersiniz. Bu bedbahtlığı, bu zulmü gören hangi insan tekrar dünya hayatında yaşamak ister? Ama şehit hariç. O 10 defa da olsa Allah yolunda öldürülüp şehit olup aynı makama yükselmek ister. Allah der ki ben insanların tekrar dünyaya geri gönderilmemeleri hükmünü verdim. O zaman baban dedi ki Allah'ım benim bulunmuş olduğum hali benden öncekilere yani geride bıraktıklarıma bildir deyince Allah Ali İmran suresi 169. ayetini indirdi. Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridirler. Allah katında rızıklanmaktadırlar. Allahu Akbar. O yüzden şehit öyle değildir. O yüzden bağırıyorlar ya şehitler ölmez. Evet doğru kardeşler. Şehitler ölmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu an onların durumunu iki şekilde izah ediyor. Bir rivayet ediyor ki cennette yeşil kuşların kursaklarında yaşıyorlar. Nasıl mı? Bilmiyorum. Sorgulamıyorum. Allah bizi ona kavuştursun. O durumu elde etmeyi nasip etsin. İkinci durum. Diyor ki cennet ağaçlarının meyvelerinden yiyen bir kuş olarak diyor cennette yaşamaktadırlar. Kıyamete kadar tekrar dirilecek ana kadar o hal üzeredirler. Rabbim öyle mukaddes bir değeri yaşamayı bizlere nasip etsin. Son başlık kardeşler bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Beşinci başlık. Allah yolunda öldürülmenin dışında şehitlik ecrinin verdiği ölümler kardeşler. Bir, taun yani veba veya verem hastalığından dolayı ölenler. Tabii ki mümin olmak kaydı şartıyla. Taun, veba veya veremden dolayı ölenler diyor Resulullah Aleyhisselam şehittir. Bakın İmam Ahmed bin Hanbel'de bir hadis geçiyor. İlginç bir hadis. Ebu Hureyre naklediyor. Şehit ve taun hastalığından ölenler kıyamette dirilirler. Beraber dirilirler. Taun hastalığından ölenler meleklerle karşılaştıklarında derler ki bizler şehidiz. Ona göre hani hesabımızı ona göre yapın. Bize ona göre değer verin. Bize ona göre rol biçin. Melekler derler ki göreceğiz bakalım. Sizin kanınız şehitlerin kanı gibi akıp onun kokusu gibi misk gibi mi kokmaktadır? Resulullah Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Evet diyor. Buna diyor baktıklarında böyle bir durumla karşılaşacaklar. Allahu Ekber. Yani veremden ölen bir yakınınız varsa vebadan dolayı bir müminin öldüğüne şahit oluyorsanız Resulullah Aleyhisselam diyor ki ona şehit ecri verilecektir inşallah. İki, suda boğularak ölen kişi.
3 zatul cemb diyor hadiste. Yani bugünün ifadesiyle karaciğer zarının iltihaplanması sonucu ölenler. Bunu da baktığımızda hepatitin bütün türleri buna giriyor. A'sı, B'si, C'si ne derseniz deyin. Bu hastalıktan dolayı ölen bir mümin şehit ecri alacaktır inşallah. 4. Karın ağrısından dolayı ölen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Karın ağrısı. Çok şiddetli karın ağrısından ölen bir kimse hem şehit ecri alıyor hem bir müjde daha söyleyeyim mi kardeşler? Tirmizi'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Ona diyor kabir azabı asla dokunmaz diyor. Allahu ekber. Karın ağrısı olanı bırakalım ölsün mü? Bunu kastetmiyorum. Ancak bundan dolayı ölen biri varsa hem şehit ecri alacaktır hem de kabir azabından emin olacaktır. Rabbim bize bunu kolaylaştırsın. 5. Yangında yanarak ölen. 6. Yıkıntı altında kalan, yani enkaz altında kalan. 7. sınıfta kardeşler, karnında bir cenin olmasından dolayı vefat eden kadın. Ya doğumdan önce çocuğa yüklü olduğundan dolayı çocukla beraber ölen veya çocuk ölmese de kendisi ölen veya doğumu esnasında ölen bir kadına Allah-u Teala şehit ecri veriyor. Rabbim onlardan bunu mahrum etmesin. Bakın başka bir hadiste Said bin Zeyd diyor ki 4 şey sayıyor. Her kim malı, ailesi, dini ve kanı uğruna öldürülürse şehittir diyor Resulullah Aleyhisselam. Çünkü arkadaşlar saydığım husus zarureti diniyedendir. Yani bir devletin otoritesi 5 şeyi korumakla mükelleftir. Mal, kan, can, namus ve din. Bu emniyet sağlanamıyor. Kişi kendisi bunu sağlamaya çalışırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o uğurda öldürüldüğünde ona diyor şehit ecri vardır. Son olarak başka bir hadiste şöyle bir ilave var. Kendisine yapılan haksızlığa müdahale ederken öldürülen kişi Resulullah aleyhisselam diyor ki şehittir. Allah-u Teala bu 5 madde içerisinde şehadet şerbetini içen ve o uğurda çalışan kullar arasında bizi katsın. Sohbetin başında bir şey söylemiştim. 2 güncel şeyi çok kısa hiç izah etmeden aktarıp bitireceğim. O güncel şeylerden biri şudur. Raşid bin Hubeyş radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Mescidi haramı korurken öldürülen kişi şehittir diyor Resulullah aleyhisselam. Bu İmam Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Mescid-i Aksa'yı. Yani dün, bugün ve yarın Mescid-i Haram'ın ikiz kardeşi olan Mescid-i Aksa'yı masa başında veya kapısının önünde silahla, bıçakla, taşla ne derseniz deyin hain İsrail oğullarına karşı koruyan bir kişi ister kadın olsun ister erkek, ister çocuk olsun ister yaşlı Resulullah Aleyhisselam diyor ki o kişi inşallah şehittir. İkinci güncel mesele burada bitiriyorum. Ukbe bin Gazvan radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah dedi ki sizden sonra sabır günleri vardır. Hadisler bunu açıklamışlar. Bu sabır günleri nedir? Aslında bu fitne günleridir. Yani Müslümanların birbirine düşeceği, dini konusunda fitnelere maruz kalacağı günler Resulullah diyor ki sabır günleridir. O günlerde sizin bulunduğunuz halde yaşayanlar ne demek abi bu? Kitaba ve sünnete göre hareket edenler 50 şehidin ecrini alırlar diyor. Sahabe dedi ki ya Resulallah bizden mi onlardan mı? Allah Resulü dedi ki sizden 50 şehidin ecridir. Şu an fitne döneminde. Hak ile batının birbirine girdiği bir dönemde. Bütün kavramların birbirine karıştığı bir dönemde. Neyin hak, neyin batıl olduğunun anlaşılmadığı bir dönemde. Hangisi hakkın taraftarıdır, hangisi zulmün taraftarıdır diye bilinmediği bu günlerde, yani sabır günlerinde Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle yaşayan bir kişi görürseniz 50 şehidin ecriyle mükafatlandırın diyor tabiri yerindeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala anlatmış olduğumuz bütün hakla yaşamayı, hayatımıza hakim kılmayı bizlere nasip etsin.